yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca derssiz deyin Bu da sana ders olsun Merhaba çocuklar, ders izleyine hoş geldiniz. Bugün uzamsal ilişkiler konusunu işliyoruz. Hazırsak başlayalım. Çocuklar, dedemiz gözlüğünü kaybetmiş. Acaba gözlüğü nerede olabilir? Ben düşündüm de acaba gözlük kutusunun içinde olabilir mi? Ya da pencerenin önünde? Hmm, belki de bardakların arasındadır. Çocuklar, günlük hayatta bazen biz de bir nesnenin yerini söylerken üstünde, altında, arasında, önünde, arkasında, yüksekte, alçakta, uzakta, yakında, içinde, dışında, sağında, solunda, etrafında kelimelerini kullanıyoruz. Şimdi bu kelimeleri öğrenelim. Çocuklar, kedi nerede duruyor? Evet, kedi masanın üstündedir. Çocuk nerede? Çocuk masanın altındadır. Bu çocuklar nerede duruyor? Çocuklar çemberin etrafındadır. Elma nerede? Elma kutuların arasındadır. Çocuklar, burada bir ev, bir köpek ve bir ağaç var. Ağaç nerede? Ağaç evin arkasındadır. Köpek nerede? Köpek evin önündedir rengarenk uçurtması olan bir çocuk var görüyor musunuz? O bakın gökyüzünde ne güzel süzülüyor uçurtma. Çocuklar uçurtma çocuktan yüksektedir. Çocuk uçurtmadan alçaktadır. Çocuklar bakın güneşli bir günde yemyeşil çayırda otlayan bir inek görüyoruz. Bir ev ve bir ağaç var burada. Çocuklar, inek eve yakındır. Ağaç eve uzaktır. Aa, pembe panter ve kurbağa var burada. Pembe panter kutunun içindedir. Kurbağa kutunun dışındadır. Çocuklar, sağımızı ve solumuzu öğrendik değil mi? Yoksa hala sağ elimize sarımsak, sol elimize soğan mı alıyoruz? Burada 3 tane piyon var. Mavi, yeşil ve sarı piyon. Mavi yeşilin solundadır. Sarı yeşilin sağındadır. Resimde gördüklerimizin eşini bulalım. Burada bir ağaç var. Bu ağacın eşi nerededir? Evet, ağacın eşi burada. Hemen eşleştirelim. Güzel. Burada bir köpek var. Ve köpeğin eşi de burada. Köpekleri de eşleştirelim. Ve burada bir uçurtma uçuran çocuk var. Uçurtma uçuran çocuğun eşi de buradadır. Uçurtma uçuran çocukları da eşleştiriyorum. Çocuklar, burada bir ev var. Evin eşi var mı? Hayır, evin eşi yok. Çocuklar, bu resimde ne görüyoruz? Burada bir tahterevalli var. Tahterevalliye binmek çok eğlenceli değil mi? Peki. Neden bir taraf aşağı inerken diğer taraf yukarı çıkıyor? Evet, bildiniz. Çünkü bir taraf ağır, diğer taraf hafif olduğu için. Burada ne görüyoruz? Bir tavuk ve bir civciv. Tavuk civcivden daha ağırdır. Civciv tavuktan daha hafiftir. Çocuklar görselleri inceleyelim. Burada bir kalem var. Burada bir kitap. Burada bir köpek ve burada bir fil var. Kalem en hafif. Peki en ağır olan nedir? Köpek mi? Hayır tabii ki köpek değil. En ağır olan fildir. Fil çok ağır. Çocuklar size bir zeka sorusu soruyorum. Cevapları sayfanın altındaki yorumlar kısmına yazalım olur mu? Hadi bakalım soruyorum. Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Bir düşünelim bakalım. Bir daha soruyorum. Tavuk mu yumurtadan çıkar? Yumurta mı tavuktan çıkar? Cevapları sayfanın altındaki yorum kısmına yazalım. Evet çocuklar, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.